Sayın seyirciler, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü nedeniyle dün Ankara'da özel bir gece düzenlendi. Gecede Down sendromlulara yönelik farkındalık oluşturmak için hazırlanan takvimin tanıtımı da yapıldı. Normal insanların arasında farklılıklarını gözetmeden yaşamalarını istiyoruz. Ben sporcuyum. Hem de altın madalyalarım var. Onlar sevgiyle tüm engelleri kaldıran, sabır ve özveriyle hayata tutunan çocuklar. Türkiye bizi de gurur duysun. Dün tüm dünyada onların günüydü. Down sendromlular ve aileleri Engelsiz Yaşam Vakfı'nın Down sendromlular farkındalık günü töreninde bir araya geldiler. Bir gün bile olsa sesimizi duyurabiliyorsak ne mutlu bize. Çünkü yıllarca sesimizi duyuramadık. O kadar özel yetenekleri var ki, yani onlar için daha fazla saha açılabilir. Her birinin yeteneği farklı. Kimi başarılı bir sporcu, kimi dansçı, kimi de müzisyen. Buradan kız arkadaşıma da selam söylüyorum. Onu da buradan çok sevdiğimi iletirsiniz. En büyük amacımız özel çocukların da bu toplumda bir yer edinmesi gerektiğinin herkese vurgulanması. Engelsiz Yaşam Vakfı bunun için Türkiye'nin Melek Yüzleri Ayrımcılıkla Mücadele Takvimi projesini hazırladı. Pek çok önemli ismin Down sendromlularla poz verdiği o takvimde Doğan TV Ankara temsilcisi Hande Fırat da yer aldı. Aslında hepimiz eksiyiz. Hepimizin tamamlanmaya ihtiyacı var. Sevgiyle, sabırla hep beraber birbirimizi tamamlamalıyız. Tekrar çok teşekkür ederim bu projede yer aldığım için. Türkiye'de ilk defa Türkiye'yi seyreden isimleriyle Down sendromlu çocuklarımızı, gençlerimizi bir takvimle sizinle tamamız için destek aldık. Down sendromlu çocuklar için iki önemli din adamı da tek yürek oldu. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ve Fener Rum Ortodoks Patriği Bartolomeo da destek verdi takvime. Engellilerin hayatındaki en büyük engel engelsizlerdir. Çok heyecanlıyım, mutluyum. Gebze Özel Uygulama Okulu öğrencileri ve Tomurcuk Vakfı Dans Grubu da gösterileriyle geceye renk kattılar.